tanımını ve maksimum minimum problemlerini göreceğiz. Geçen dersimizde en son şunu görmüştük arkadaşlar. Herhangi bir x0 noktasında birinci türev 0 ise bu noktadaki ikinci türeve bakıyoruz. Eğer ikinci türev bu noktada 0'dan küçük oluyorsa o zaman yerel maksimum olduğunu söylemiştik. Yani eğrimiz bu şekilde olacaktı. Yerel maksimum olduğu nokta x0 noktası. Demek ki eğrimiz belli bir aralıkta bu şekilde ise ikinci türev 0'dan küçük olacak. İkinci türevin 0'dan küçük olduğu durumda eğrimiz konkav veya iç bükey diyoruz. Eğer birinci türevin 0 olduğu noktada ikinci türev 0'dan büyükse o zaman da yerel minimuma sahip olduğunu söylemiştik. Yani x0 noktasında yerel minimum var. İkinci türevin 0'dan büyük olduğu durumda eğrimiz bu şekilde olduğundan dolayı bu şekildeki eğrilere de ne diyoruz? Konvex eğri diyoruz. Yani dış bükey. Yani arkadaşlar eğer ikinci türev 0'dan büyükse bükülme yönü yukarıya doğru. Yani burada değişik durumlarda konvex eğrileri görüyoruz. Bu durumda eğrinin teğeti eğrinin altında kalıyor dikkat ederseniz. Yani eğri teğetlerinin üzerinde olduğuna dikkat ediyoruz eğer konvekse. Eğer ikinci türev 0'dan küçükse o zaman ne dedik? Konkav yani iç bükey eğri dedik. Bükülme yönü bu sefer aşağıya doğru oluyor. Bu durumda eğrinin teğetleri eğrinin üzerinde. Yani eğri teğetlerinin altında kalıyor. Burada da 3 farklı konkav yani iç bükey eğriyi görüyoruz. Fx eşittir x kare parabolünü düşünelim. Fx eşit x kare parabolünün şekildeki gibi olduğunu biliyoruz. Eğrimiz nasıl bir eğri? Konvex bir eğri. Eğer konvex ise ikinci türevin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Eğriliğin yönü yukarıya doğru. Bakalım gerçekten öyle mi? Birinci türev nedir? 2x'tir. İkinci türev nedir? 2'dir ve sıfırdan büyüktür gerçekten. Fx eşittir eksi x kare parabolü şekildeki gibi olacaktır. Ve eğrimiz nasıl bir eğridir? Konkav yani iç bükey bir eğridir. Dolayısıyla ikinci türevin eğriliğin aşağıya doğru olmasından dolayı sıfırdan küçük olması gerektiğini biliyoruz. Gerçekten öyle mi bakalım? Birinci türevini alıyorum fonksiyonun. Eksi 2x. İkinci türevi ise eksi 2. Yani daima sıfırdan küçük olduğu için eğrimiz gerçekten konkav bir eğri. İkinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerde eğrimizin konvex, ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerde de eğrimizin konkav yani iç bükey olduğunu söyledik. Peki ikinci türev sıfırsa ne olur? Burada da arkadaşlar dönüm noktasından bahsedelim. F sürekli olmak üzere fonksiyonun konvekslikten konkavlığa veya konkavlıktan konveksliğe geçtiği noktaya da biz dönüm noktası diyoruz. Yani dönüm noktasında eğriliğin yönü değişiyor arkadaşlar. Fx fonksiyonu verilmiş ve dönüm noktası olup olmadığına bakacağız. Yani ikinci türeve bakmamız lazım. Birinci türevi alalım önce nedir? 3x kare eksi 12x eksi 8. İkinci türev o da ne olacaktır? 6x eksi 12 olacaktır. O halde ikinci türevin işaret tablosunu oluşturursak şekildeki gibi olacaktır. Yani ikinci türevi 0 yapan değer ikinci türevin kökü 2 olmak üzere. İşaret artı eksi. Yani fonksiyonun ikinci türevinin 0'dan küçük olduğu yerde konkav, 0'dan büyük olduğu yerde konveks olduğunu biliyoruz. Yani eğrinin konkavlıktan konveksliğe geçtiği yer ikinci türevin kökü oluyor. Dolayısıyla x eşit 2'de ne olacaktır arkadaşlar? Büküm noktası olacaktır. Yani eğrimiz x eşittir 2 noktasına kadar konkav, x eşit 2 noktasından sonra ise konveks oluyor. Bu fonksiyonun büküm noktası olup olmadığına bakalım. Birinci türevi alıyorum önce. 4x küp eksi 24x kare artı 48x eksi 32. İkinci türev ise
12x kare eksi 48x artı 48 olduğuna göre. Bunu da 12 parantezine aldığım zaman x kare eksi 4x artı 4 olması sebebiyle ne olacaktır? 12 parantezinde x eksi 2'nin karesi olacaktır. O halde bunu sıfıra eşitlediğim zaman bulduğum kök x eşit 2 çift katlı köktür. İkinci türevin tablosunu oluşturursak şekildeki gibi olacaktır. X eşit 2 çift katlı kök olduğu için çift çizgiyle gösteririz. İşaret artının karesi artı ile başlayacağından ve çift katlı köklerde işaret değişmeyeceğinden hep artı. Dolayısıyla fonksiyonun x eşit 2'den küçük olduğu yerde de pozitif olduğu için eğrimiz konveks. 2'den büyük olduğu yerde de eğrimiz konveks. Biz konvekslikten konkavlığa veya konkavlıktan konveksliğe geçtiği yere büküm noktası veya dönüm noktası demiştik. Dolayısıyla x eşit 2'ye de fonksiyonun ikinci türevinin sıfır olmasına rağmen dönüm noktasının olmadığını görüyoruz. Bu durumda fx eğrisi daima dış bükeydir, yani konvekstir. Soruda eğrinin iç bükeyliğinin yön değiştirildiği nokta 1'e k noktasıysa o zaman x eşittir 1 noktasında büküm noktası olacak demektir. Yani f'in ikinci türevinde 1 0 olacaktır. X eşit 1 noktasındaki teğetin eğimi de birinci türev olduğuna göre birinci türevinde ne olması gerekir x eşittir 1 noktasında? Tanjant alfa 2 olduğu için 2'ye eşit olması gerekir. Bu 2 eşitliği kullanarak n ve n değerlerini elde edeceğiz. O halde biz önce birinci türevi hesaplayalım. Nedir birinci türev? 3x kare artı 2mx eksi n değil midir? Birinci türevde x gördüğüm yere 1 yazarsam 3 artı 2m eksi n eşittir 2 denklemi elde ediyorum. İkinci türevi alalım. O da 6x artı 2m olacaktır. X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman ne olması lazım? 0 olması lazım. Buradan 2m'i eksi 6 ve m'i eksi 3 olarak buluyorum. Yukarıdaki denklemde m gördüğüm yere eksi 3 yazarsam da 3 eksi 6 eksi n eşittir 2'den n değeri ne oluyor arkadaşlar? Eksi 5'e eşit oluyor. Arkadaşlar, şekilde fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiş. Buna dikkat ediyoruz. Birinci türevin ekstremum noktalarının absisleri eksi 1, 1 ve 4 değil midir arkadaşlar? Yani birinci türevin türevinin sıfır olduğu noktalardır. Eksi 1, 1 ve 4. Birinci türevin türevi de ikinci türev olduğuna göre ikinci türevin sıfır olduğu noktalar eksi 1, 1 ve 4 olacaktır. Bu da bize dönüm noktalarının bu noktalar olduğunu gösterir. Türev bir noktadaki teğetin eğimi olduğuna göre fonksiyonun birinci türevinin türevinin ikinci türev olması sebebiyle eksi sonsuz ile eksi 1 aralığında çizilen teğetlerin eğiminin pozitif olduğunu görüyoruz. Yani ikinci türevin pozitif olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 1'e 4 aralığında da çizilen teğetlerin eğimi pozitif olduğundan dolayı ikinci türev sıfırdan büyük. Yani eğrimiz nasıl eğri olacaktır arkadaşlar? Konveks eğri olacaktır. Eksi 1'e 1 ve 4'ten büyük olduğu durumda x'in çizilen teğetlerin x ekseniyle yaptığı açı geniş açı olması sebebiyle ikinci türev sıfırdan küçük olacaktır. İkinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerde ise eğrimiz konkavdır. Burada da aynı şekil var fakat ikinci türeve ait bir grafik bu. Yani ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerlere bakıyoruz. X ekseninin alt tarafında kalan yerler, eksi 3'ten küçük ve 6'dan büyük olan yerler. Bunun dışında ikinci türev ne oluyor? Sıfırdan büyük oluyor. İkinci türevi sıfır yapan noktalar eksi 3, 1 ve 6 olması sebebiyle bunlar ikinci türevin kökleri. X eşit 1'de çift katlı kök olduğuna dikkat ediyoruz. İkinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerlerde eğrimiz konkav olacaktır. Tabi bu fx eğrisi için. Yani şekildeki verilen grafik fx eğrisi değil. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Eksi 3'e 1 ve 1'e 6 aralığında eğrimiz konveks oluyor. Burada x eşit eksi 3 ve x eşit 6 noktaları dönüm noktasıdır. Fakat x eşit 1 noktası dönüm noktası değildir.
Grafiğe verilen fx fonksiyonunun x eşit 1 noktasında türevi var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Neden? Sivri uçlarda türev olmadığını biliyoruz. Birinci türev olmadığı için x eşit 1 noktasında ikinci türevden de bahsedemeyiz. Ancak eğrimiz konvekslikten konkavlığa geçmiş x eşit 1 noktasında. Dolayısıyla x eşit 1 noktası dönüm noktası olacaktır. Buradan çıkan sonuç, x eşit x0 noktasının dönüm noktası olması o noktada türev olmasını gerektirmiyor. Yani dönüm noktasında türev tanımlı olmayabilir. Bu birinci durum. İkinci olarak x eşit x0'ın ikinci türevin kökü olması x eşit x0'ın dönüm noktası olmasını gerektirmiyor. Hatırlarsanız çift katlı köklerde dönüm noktası olmadığını gördük. Dönüm noktasında mutlaka ikinci türevin işaretinin değişmesi gerekiyor. Yani ya konvekslikten konkavlığa ya da konkavlıktan konveksliğe geçmesi gerekiyor. Ve x eşit x0 dönüm noktası ve bu noktada ikinci türev tanımlıysa ikinci türev ne olacak? Kesinlikle sıfıra eşit olacak. Yani ikinci türevin sıfıra eşit olduğu noktada dönüm noktası vardır. Ama ikinci türevi sıfır yapan her değer için dönüm noktası yoktur. Şimdi de ekstremum problemlerini görelim. Bu problemlerde bir büyüklüğün alabileceği en büyük ya da en küçük değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin fonksiyon olarak yazıldıktan sonra fonksiyonun maksimum ya da minimum değeri birinci türevin kökleri bulunarak belirlenir. Neden? Çünkü fonksiyonun maksimum ya da minimum noktalarında birinci türevin sıfır olması gerekir. O halde f üssü x'i hesaplarsak eksi 2x eksi 6. Birinci türevi sıfır yapan değeri bulalım. 2x eşit eksi 6'dan x eşittir. Eksi 3 noktasında bir ekstremum değer var. Fakat bunun maksimum mu, minimum mu olduğunu bu noktadaki ikinci türevin işaretine bakarak görebiliriz. İkinci türev nedir? Eksi 2'dir ve sıfırdan küçük olacaktır. Dolayısıyla ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerde eğrimiz konkav olduğundan dolayı bir maksimum değer olduğunu görürüz. Yani x eşit eksi 3'te maksimum değer vardır. Ve f eksi 3 bize bu maksimum değeri verecektir. Eksi eksi 3'ün karesi 9. Eksi 6 ile eksi 3'ün çarpımı artı 18 artı 1 olması sebebiyle doğru cevap 10'dur. Şimdi biz birinci türevin işaret tablosunu oluşturarak da maksimum nokta olduğunu görebiliyoruz. Çünkü birinci türevin işaret tablosunu oluşturursam eksi 3 kök işaret eksi ile başlıyor. Eksi artı. Birinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerde fonksiyon artan, birinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerde fonksiyon azalan olduğundan burada bir yerel maksimum değeri oluştuğunu görüyoruz. Toplamı 21 olan iki doğal sayıdan birinin karesiyle diğerinin çarpımını alabileceği en büyük değer sorulduğuna göre o halde burada tek değişkenli bir fonksiyon oluşturmaya çalışacağız. Sayılardan birine x dersek diğeri ne olacaktır bu durumda? 21 eksi x olacaktır. Şimdi fonksiyonumuz ne olur o zaman? Bakın ne diyor? Birinin karesiyle diğerinin çarpımı, yani birinin karesi x kare, diğeri de 21 eksi x olması sebebiyle bu çarpımın alabileceği en büyük değer soruluyor. Dolayısıyla birinci türevin sıfır olduğu noktalara bakacağız. F üssü x'i hesaplayalım bunun için. Çarpımın türevinin ne olduğunu biliyoruz. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci artı ikincinin türevi eksi 1 olması sebebiyle eksi 1 çarpı ikinci. Bunu da açarsam nedir arkadaşlar? 42x eksi 2x kare eksi x kareden 42x eksi 3x karedir. Hatta ikinci türevi de yazalım burada. O da ne olacaktır? 42 eksi 6x olacaktır. Şimdi birinci türevin sıfır olduğu noktalarda ekstremum değerler olması sebebiyle bunu da x parantezine aldığım zaman 42 eksi 3x olduğundan birinci türevi sıfır yapan değerler, yani kök değerleri nedir arkadaşlar? Sıfırla 42 eksi 3x'i sıfıra eşitlersen 14'tür. Acaba hangisinde en büyük değer alıyor? Hangisi maksimum nokta, hangisi minimum nokta? Bunu da ikinci türeve bakarak bulacağız arkadaşlar. İkinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerde maksimum, ikinci türevin
sıfırdan büyük olduğu yerde minimum değer aldığını biliyoruz. X eşit sıfır noktasındaki ikinci türeve bakalım. İkinci türevde x gördüğüm yere sıfır yazarsam 42 oluyor. Yani pozitif oluyor. O halde x eşittir sıfır noktası nedir arkadaşlar? Bir minimum noktadır. Fakat ikinci türevde x gördüğüm yere 14 yazarsam o zaman ne olduğunu görüyorum bu ifadenin? Sıfırdan küçük olduğunu görüyorum. Ve x eşit 14'te bir maksimum değeri olması gerektiğini görüyorum. Ve buradan çıkan sonuç, fonksiyonda x gördüğüm yere 14 yazdığım zaman fonksiyonun alabileceği en büyük değeri elde etmiş oluyorum. O da ne olur? 14'ün karesi çarpı 21 eksi 14 olur ki cevap 1372'dir arkadaşlar. Birinci türevin işaret tablosunu oluşturduğum zaman da yine x eşit 14'te maksimum değer alması gerektiğini görebiliyorum. Kökler 0 ve 14 olmak üzere işaret eksi artı eksi olacaktır. Doğal sayıları aradığımız için sıfırdan küçük değerleri görmüyoruz. Yani 0 ve 0'dan büyük olan yerlere bakmamız gerektiği için burayı tarayabiliriz. 0 ile 14 arasında birinci türev pozitif olması sebebiyle birinci türevin pozitif olduğu yerde fonksiyon artandır. Birinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerde fonksiyon azalandır. Artan azalan olduğu yerde bir yerel maksimum değeri olması gerektiğinden dolayı x eşit 14 için fonksiyon maksimum değer alacaktır. Burada ise yerel minimum olduğunu görüyoruz. Şekilde dikdörtgen biçiminde ve bir kenarında duvar bulunan bir bahçe verilmiş. Üç kenarına da bir sıra tel çekilecek. Kullanılan telin uzunluğu belli. Bahçenin alanının en fazla kaç metrekare olabileceğini soruyor. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan kısa kenara x dersem burası da x'tir. Çevre 208 metre dediğinden dolayı uzun kenar ne olacaktır bu durumda? 208 eksi 2x olacaktır. Dolayısıyla bahçenin alanını bir fonksiyon olarak yazarsam dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı olması sebebiyle fonksiyonumuz bu şekilde olacaktır. Bunu da açarsam 208x eksi 2x karedir. Birinci türevi sıfır yapan değerler, ekstremum değerler olduğuna göre önce birinci türevi sıfır yapan değerleri bulalım. Birinci türev nedir arkadaşlar? 208 eksi 4x'tir. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman bulduğum x değeri ne olacaktır arkadaşlar? 52 olacaktır. Şimdi burada bir tek kök olduğundan dolayı bir tek ekstremum değer vardır. Soru da bize en fazla kaç olabilir dediği için mecburen x eşit 52 noktasında maksimum değer olacaktır. Yani birinci türevin birden fazla kökü yoksa ikinci türevine bakmamıza gerek yok. Zaten yerel maksimum değeri olacağından dolayı direkt biz fonksiyonda x gördüğümüz yere 52 yazarsak alanın alabileceği en büyük değeri elde etmiş oluruz. Dolayısıyla f 52, 52 ile 208 eksi 2 çarpı 52 104 olması sebebiyle cevabı 5408 metrekare olarak elde etmiş oluruz. Y eşittir x kare fonksiyonunun grafiği ile A noktası verilmiş. Grafiğin A'ya en yakın noktası B olduğuna göre AB uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Yani A'nın parabole olan en kısa uzaklığı sorulmuş. Minimum değer sorusu. Şimdi biz parabol üzerinde aldığımız bir x noktasına karşılık fonksiyon değeri x kare olduğundan dolayı B noktası için x'e x kare diyebiliriz. Ve iki nokta arasındaki uzaklık yardımıyla A ve B noktaları arasındaki uzaklığı bir fonksiyon olarak tanımlamış oluruz. İki nokta arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? Apsisler farkı x eksi eksi 3, x artı 3'ün karesi artı ordinatlar farkının karesi x kare eksi 0'ın karesi nedir? X karenin karesi x üzeri 4'tür. Bunun türevini alacağız o halde arkadaşlar. Şimdi eğer fonksiyonumuz karekök u şeklinde ise türevinin ne olduğunu biliyoruz. U üssü bölü 2 kök U olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla fonksiyonun türevi ne olacaktır arkadaşlar? İçerisinin türevi o da 2 çarpı x artı 3 çarpı 1 artı 4 x küp olması sebebiyle bölü 2 çarpı kök içerisinde x artı 3'ün karesi artı x üzeri 4 olması gerekir.
Bunu 0 yapan x değerlerini elde edeceğim. 2x artı 6 artı 4 x küpü, yani payı 0 yapıp paydayı 0 yapmayan değerler fonksiyonu 0 yapacaktır. Burada x yerine eksi 1 yazdığım zaman, bakın eksi 2 artı 6 eksi 4'ten x eşit eksi 1 fonksiyonu 0 yapan değerdir. Aşağıda yazdığım zaman paydayı 0 yapmadığından dolayı birinci türevin kökü x eşittir eksi 1'dir. Ve x eşit eksi 1'de fonksiyon ekstremum değeri sahiptir. Başka da birinci türevin kökü olmadığından dolayı istenilen en kısa uzunluk x'in eksi 1 olduğu durumda gerçekleşecektir. Dolayısıyla f eksi 1'i hesapladığım zaman eksi 1 artı 3 2'nin karesi 4 artı eksi 1'in dördüncü kuvveti 1 cevabı karekök 5 olarak elde etmiş oluyorum. Bir kenarının uzunluğu 12 metre olan kare şeklindeki bir saç levha köşelerinden bir miktar kesilerek üstü açık dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu yapılacaktır. Kutunun hacmi en çok kaç metre küp olabilir? Dolayısıyla biz kare şeklindeki bu levhadan x santim kadar kesersek ve üstü açık bir dikdörtgen prizması yaparsak hacmini bir fonksiyon olarak ifade etmem gerekir ki bir kenar 12 santim, x santim kestiğimizde şekildeki gibi olacaktır. Ve içeride elde edilen bir karedir. Karenin bir kenar uzunluğu buradan x, buradan da x santim kestiğimden dolayı 12 eksi 2x olacaktır. Bunu kutu şekline dönüştürdüğüm zaman taban kare ve bir kenarı 12 eksi 2x ve yüksekliğinde x santim olduğunu görüyoruz. Hacim nedir arkadaşlar? Bunu fonksiyon olarak ifade ettiğim zaman taban alanı, yani 12 eksi 2x karesi çarpı yükseklik olacaktır. O halde birinci türevi sıfıra eşit diyelim. Çarpımın türevinden yola çıkarak birincinin türevi 2 çarpı 12 eksi 2x çarpı içerisinin türevi de eksi 2 olması sebebiyle eksi 4 çarpı 12 eksi 2x, bu birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi 1 çarpı birinci olacaktır. Bunu da sıfıra eşitliyorum. 12 eksi 2x'ler ortak olması sebebiyle 12 eksi 2x parantezinde eksi 4x artı 12 eksi 2x, bunu da düzenlediğim zaman içerisi ne oluyor, bakın eksi 6x artı 12 oluyor. 12 eksi 2x'i 2 parantezine, eksi 6x artı 12 ile 6 parantezine aldığım zaman 12 parantezinde 6 eksi x çarpı, burayı da 6 parantezine aldığım zaman eksi x artı 2 şeklinde olacaktır. Birinci türevi 0 yapan değerlerin x eşittir 6 ve x eşittir 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fakat bunlardan hangisi fonksiyonu en büyük yapar? Ya ikinci türeve bakacağız, İkinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerde maksimum değer olduğundan dolayı x eşit 6'daki ikinci türev veya x eşit 2'deki ikinci türeve bakıp hangisi sıfırdan küçükse x gördüğümüz yere onu yazarak fonksiyonun en büyük değerini bulacağız. Fakat burada çarpımın türevini hesaplamak oldukça zahmetli olduğundan dolayı birinci türevin işaret tablosunu oluşturarak daha kolay sonuca ulaşabiliriz. Kökler 2 ve 6. İşarete bakalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı eksi artı. Bakın fonksiyon artan sonra azalan, azalan sonra artan olduğundan dolayı burada bir yerel minimum, burada da maksimum değeri olduğunu görüyoruz. Demek ki f2 bize kutunun hacminin en çok olduğu durumu verecek. F2 de bu durumda 12 eksi 4'ün karesi çarpı 2 olduğuna göre cevap 128 metreküp olacak. Yarıçapı R birimi olan küre içine çizilebilecek maksimum hacimli silindirin hacmini bulalım arkadaşlar. Burada bakın yüksekliğe H dersek OK uzunluğu H bölü 2, silindirin taban yarıçapı küçük R, kürenin yarıçapı da büyük R olmak üzere Pisagor bağıntısından R kare eşittir H bölü 2'nin karesi artı küçük R'nin karesi olarak yazabilirim. Buradan R kareyi çekersek nedir?
büyüklerinin karesi eksi h kare bölü 4 olacaktır. Silindirin hacmi de taban alanı çarpı yükseklik olması sebebiyle silindirin hacmini h değişkeni cinsinden pi çarpı r kare dediğimiz yukarıda bulduğumuz ifade taban alanı çarpı yükseklikte h olacaktır. Burada h'ı içeriye aldığım zaman pi çarpı r kare h eksi h küp bölü 4 olacaktır. Bunun birinci türevini sıfıra eşitleyeceğim. Pi çarpı h'a göre türev aldığımdan dolayı r kare burada sabit sayı oluyor. R kare eksi 3 h kare bölü 4 olacaktır. Bunu parantez içine alıyorum tabii ki. Sıfıra eşitlediğim zaman içerisinin sıfır olması lazım. Yani r kare eşittir 3 h kare bölü 4 olması sebebiyle buradan h kareyi çekersek ne oluyor? 4 r kare bölü 3 oluyor. Her iki tarafın karekökünü aldığım zaman pozitif değerler olması sebebiyle 2 r bölü karekök 3 olacaktır. O halde fonksiyonumuzda h gördüğümüz yere bunu yazarsak karşımıza şöyle bir denklem ortaya çıkar. H gördüğüm yere hem burada hem de burada 2 r bölü karekök 3 yazıp düzenliyorum. Ve pi çarpı 4 kök 3 çarpı r küp bölü 9 denklemi elde ediyorum. Örneğin yarıçapı 4 birim olan küre içine çizilebilecek maksimum hacimde silindirin hacmi ne olur? Burada büyük R gördüğüm yere 4 yazdığım zaman pi çarpı 256 kök 3 bölü 9 olur. Sonra da fonksiyonun iç bükey olduğu aralık sorulmuş. Yani ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu aralık soruluyor arkadaşlar. Şimdi birinci türev nedir? F üssü x, sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. Dolayısıyla ikinci türev ne olacaktır? Eksi sinüs x olacaktır. Eksi sinüs x sıfırdan küçükse her iki tarafı eksi 1 ile çarparsak sinüs x'in sıfırdan büyük olduğu eksi pi ile pi arasındaki aralık nedir arkadaşlar? Şıklara bakarsak sıfıra pi aralığında sinüs pozitiftir. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Eksi 3 noktasında fonksiyonun birinci türevi sıfırdan küçüktür. Neden? Teğetin eğiminin x ekseniyle yaptığı açı geniş açı olduğundan geniş açının tanjantı negatiftir. Eksi 1 noktasındaki birinci türev sıfırdır. Teğetin eğimi sıfır olması sebebiyle. Eksi 3 bölü 2 noktasında eğrilik yukarıya doğru olduğundan konveks, konveks olduğundan ikinci türevin sıfırdan büyük olması gerekir. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. 1'e 3 aralığında eğrimiz konkav olduğundan dolayı ikinci türevinin sıfırdan küçük olması gerekir. Dolayısıyla D şıkkı doğrudur. 3 noktasında da yine eğrilik aşağıya doğru olduğundan ikinci türevin sıfırdan küçük olması gerekir. E şıkkı da doğrudur. Eğrinin dönüm noktasının olmadığını söylemiş. Eğer dönüm noktası yoksa fonksiyonun ikinci türevinin sıfırdan farklı olması gerekir. Yani sıfır olmaması gerekir. Birinci türeve bakalım. 4x küp artı 6ax. İkinci türevde bu durumda nedir arkadaşlar? 12x kare artı 6a olacaktır. Şimdi a'nın sıfırdan büyük olması durumunda bu denklemin reel kökü yoktur. Yani ikinci türev sıfıra eşit değildir. Ama şu da var arkadaşlar. A'nın sıfıra eşit olduğu durumda 12x kare eşit 0 denkleminden elde edeceğim x eşit 0 kökü çift katlı köktür. Hatırlarsanız çift katlı kökte işaret değişmediğinden dolayı dönüm noktası olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla a eşittir 0'da da dönüm noktası yoktur. Yani cevap a şıkkı olacaktır. Yani ikinci türevin çift katlı köklerinde dönüm noktası yok. Dönüm noktası olması için tek katlı kökler olması gerekiyor. Şekilde A noktasında bulunan bir kişi tabloyu en büyük açı altında görmektedir. Yani bakın şu şekilde ifade edecek olursak tabloyu gördüğü en geniş açı altında gördüğü durum bu şekildedir. AB uzaklığının kaç metre olduğunu sormuş. Şimdi AB uzunluğuna biz x dersek buraya alfa, buraya da beta dersek
Beta açısı en geniş açı ne olacaktır arkadaşlar? A açısı eksi alfa olacaktır. Ve tanjant beta, tanjant A yani 6 bölü x eksi tanjant alfa 2 bölü x bölü 1 artı 6 bölü x çarpı 2 bölü x'tir. Bunu da düzenlediğimiz zaman 4x bölü 12 artı x kare fonksiyonu elde edilmiş olur. Bunun birinci türevini bölümün türevinden hesapladığımız zaman 4 çarpı 12 eksi x kare bölü 12 artı x karenin karesi olacaktır ki sıfıra eşitlediğimiz zaman bulduğumuz x değerleri eksi karekök 12 veya karekök 12 olacaktır. Tabi burada x negatif olamayacağından dolayı x eşittir karekök 12 istenen koşulu sağlar. Türev tablosu yapmaya gerek kalmadı. İkinci türeve de bakılmadı dolayısıyla. Çünkü birinci türevin köklerinden pozitif olan bir tek kök bulmuş olduk burada. 11 metre uzunluğundaki bir tel iki parçaya ayrılıyor. Parçalardan birinden kare, diğerinden eşkenar üçgen yapılıyor. Kare ile eşkenar üçgen alanları toplamının minimum olması için karenin bir kenarı kaç metre olmalıdır demiş. Şimdi biz karenin bir kenarına x dersek çevresi nedir? 4x'tir. Eşkenar üçgenin bir kenarına da y dersek çevresi 3y'dir. 4x artı 3y'nin 11 metre olması gerekir. Buradan eşkenar üçgenin bir kenarının 11 eksi 4x bölü 3 olduğu görülür. Halde karenin alanı x kare, eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 olması sebebiyle 11 eksi 4x bölü 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 olacaktır. Buna fx fonksiyonu diyelim. Birinci türevini sıfıra eşitleyeceğimizden dolayı birinci türev 2x artı karekök 3 bölü 4 parantezinde burasının türevi nedir arkadaşlar? 2 çarpı 11 eksi 4x bölü 3 çarpı içerisinin türevi eksi 4 bölü 3 olacaktır. Ve x parantezine alıp düzenlediğim zaman birinci türevi 0 yapan x değerinin 3 kök 3 eksi 4 olduğu görülür arkadaşlar. Taralı dikdörtgenin alanının en fazla kaç birim kare olduğunu sormuş. Bakın şu köşeye A noktası dersek X'e ln X noktası olacaktır bu nokta. Yani dikdörtgenin kısa kenarı 2 eksi ln X. Uzun kenarda X olması sebebiyle alan bu şekilde ifade edilir. Fonksiyonun birinci türevini alırsam çarpımın türevinden birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı ikincinin türevi ln x'in türevi 1 bölü x eksi 1 bölü x başındaki eksiden dolayı çarpı birinci olması sebebiyle 1 eksi ln x. Bunu da sıfıra eşitlediğim zaman ln x eşittir 1. Dolayısıyla e üzeri 1 eşit x'ten x eşit e'de ne olduğunu görüyorum? Ekstremum değer olduğunu görüyorum. Şimdi x eşit e'de grafiğimiz konkav olduğundan dolayı ikinci türevinin sıfırdan küçük olması sebebiyle bir yerel maksimum değer olması gerektiğinden fonksiyonda x gördüğüm yere e yazarsam fe bize dikdörtgenin alanının en fazla olduğu durumu verecektir. E çarpı 2 eksi ln e ifadesi ise ln e 1 olması sebebiyle e'ye eşittir arkadaşlar.